TBMM Türkiye Bağımlılıkla Mücadele adı altında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay arasında bir protokol var. Ve bu protokol çerçevesinde Yeşilay'ın 5 başlıkta mücadele verdiği tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay şubemizin birlikte hazırladığı ve taslağını hazırladığı, ileriki günlerde de büyük ihtimalle onaylayacağı bir 300 okulda bağımlılık semineri vereceğiz. Madde bağımlılığı, özellikle diğer bağımlılıklar, çocukların genelde akranlarıyla bu tür alışkanlıklar elde ediliyor, çevresiyle elde ediliyor. Okullar açıldı, çocuklar yeni yeni okullara başlayan çocuklarımız, gençlerimiz var. Ve bu süreçte dikkat etmeleri gereken çevresindeki arkadaşlarını iyi seçmeleri lazım. Herkesle oturup kalkılmamalı. Yanlış davranışı olan, yapan arkadaşlardan uzak durulmalı. Ebeveynler çocuklarının arkadaşlarını tanımalı, bilmeli, sorgulamalı. Çocuklar da böyle zaten bağımlılık bir defa ya bir şey olmaz demekle başlıyor. Yanlış arkadaşlıklar zaten beraberinde bu bir defayla bir şey olmaz sözcüğüyle, cümlesiyle başlıyor. Ya işte sen erkek değil misin? Korkuyor musun? Hele bir defa iç ne olacak? Bir defa al ne olacak gibi cümlelerle çocuklarımızı, gençlerimizi tuzağa düşürüyor. Onun için gençlerimizin iradelerini kullanmalı. Gençlerimiz yanlışa hayır diyemeli. Sağlıksız bir ortamda uzaklaşmalı. Arkadaşı kaybetme riskini göze alamayan kişiler ne oluyor? Arkadaşının işte ya bir şey olmaz, bir defayla ne olacak? Sırf o ortama ayak uydurmak için ne yapıyor? Bir defa o illetle bulaşıyor ve bir defayla buluştuktan sonra ikinci aşama ne diyor? Ya diyor bir defayla bir şey olmaz. İkinci aşama diyor ya diyor ben bağımlı olmam. Üçüncü aşama diyor ben bırakırım. Yani ben irademde sonra peydepey bu bataklığın içine giriyor. Onun için bu okulların açıldığı eğitim öğretim yılında özellikle okul önlerinde, özellikle parklarda, özellikle insanların böyle rahat ortamlarında bu tür kötü alışkanlıklı olan kişiler gençlerimizi tuzağa düşürüyor. Gençlerimiz de, çocuklarımız da bu kötü insanlardan, kötü çevrelerden uzak durmalılar. Gerekirse okul idareleriyle bu tür zararlı alışkanlıkları olanları belirtmeleri lazım. Rehber öğretmenler belirtmeleri lazım. Emniyet güçlerine belirtmeleri lazım. Sahada rahat bir ortam bulursa art niyetli kişiler doğal olarak çevrede daha çok insanı bu illete bulaştıracaklar. Ten Yeşilay'da 300 okulda yaklaşık planladığımız 100, bu yıl eğitim öğretiminde Allah kaza bela vermese 120 bin öğrenciye ulaşacağız. Bu bağımlılıkları anlatacağız. Farkındalıkları oluşturacağız. Çocuklar çünkü bilinçli değil. Çocuklar neyin ne olduğunu gençlerimiz farkında değil. Bu tehlikenin ne olduğunun farkında değil. Bu art niyetli kişilerin gençlerimizi zehirlemesinin önüne geçeceğiz. Çünkü biz bu illetin zararlarını çocuklarımıza ve ailelerimize anlatamasak bu olayın bataklığına aniden düşebiliyor ve bu bataklıktan da kurtulması çok zor oluyor. Tüm ülkemizde de ve tüm dünyada bu bağımlılık illetinin son bulmasını istiyoruz. Herkesi de, paydaşlarımızı da ve halkımızı da bizim üyemiz olmasını istiyoruz. Bize gönüllü üye olmalarını istiyoruz. Çalışmalarımıza destek olmalarını istiyoruz.